بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. allah Teala Şura suresinin 23. ayetinde peygamberine hitaben insanlara şöyle demesini buyuruyor. De ki yaptıklarımın karşısında sizden bir ecir beklemiyorum. Ancak yakınlarıma sevgi ve bağlılıktan başka. Bu ayet daha çok peygamberin e, ailesine ehli beytine, yakınlarına inançsal açıdan ve onların öğretilerine bağımlılık açısından ele alınmaktadır. Yani peygamber 23 yıllık risalet dönemini boyunca katlandığı zorluklar, insanlara öğretmeye çalıştığı hikmet, öğreti ve İslami ilimler insanları Allah'a davet etme yolunda çektiği çilelerin karşılığı olarak sadece insanların onun yakınlarına, ona bağlı olanlara, ehli beytine özellikle sevgi ve bağlılıktan başka bir şey istemediğini buyuruyor. Bu ayet peygamberimizin vefatından sonra insanların kime yöneleceği, inançlarını hangi insanlar aracılığıyla karşılayacakları ve İslami öğretilerde muğhem karanlık kalan noktaları kimlerden soracakları noktasında daha çok tefsir ve beyan edilir. Ancak biz bugün bu ayeti ahlaki öğretiler, ahlaki değerler için de kullanmak istiyoruz. İnsan tabiatı gereği yaşadığı dünyada Mutlaka bir şeylere yakınlık, bağlılık ve sevgi e, duygusuna, sevgi hissine e, sahiptir. Erkeği, kadını, çocuğu, genci, yaşlısı, yani kısacası bütün insanlar yaşadıkları müddet boyunca mutlaka bir insanla olsun, bir canlıyla olsun, hatta bir eşyayla da olsun bir bağlılık bir yakınlık hisseder kendisinde. Bu onun tabiatında vardır. İnsanın ilgi duyduğu herhangi bir şey, buna araba, ev, para, pul, makam, eşya, herhangi bir canlı olarak örnek verebiliriz. İnsan ona duyduğu ilgi ve yakınlığı, kendi düşünce ve yapısıyla uygun düştüğü müddetçe bu ilgi ve yakınlık sevgiye dönüşür. Örneğin bir insan başka bir insanı gördüğünde, ona ilgi duymaya başladığında onun hal ve davranışlarına bakar, söylemlerine bakar, düşüncelerine bakar. Eğer bu yapısı, karşısındakinin bu yapısı onun düşüncesiyle, ve yapısıyla uygun düşüyorsa münasip ise onda bir sevgi e, duygusu oluşmaya başlar. Sevgi duygusu bağlılığı beraberinde getirir. Yani insan en başta ilgi duyduğu şeye bir sevgi hissiyle yaklaşmaya başlar. Sevgi hissi oluştuktan sonra da bir bağlılık, bir yakınlık, bir kopmazlık oluşmaya başlar onda. Ancak e insandaki bu bağlılık iki türlüdür. Ya insan bağlandığı, sevgi duyduğu şeye geçici gözüyle bakar. Burada kastımız geçiciden onun çıkarları, egosu tatmin olduğu müddetçe karşısındakine, herhangi bir canlıya sevgi ve bağlılıkta bulunur. Egosu tatmin olduğunda ve yeti, e, veya ondan yeteri kadar çıkarını alamadığı zaman yerini mutlaka başka bir şeyle doldurur. Örneğin bir insan kadın erkek ilişkilerinde özellikle eğer sırfen karşısındakinin güzelliğine, fiziksel özelliklerine bağlı olarak bir sevgi ve bağlılık oluşursa onda bu bir müddete kadar, bir zamana kadar onun sevgi ve bağlılığının devam etmesine vesile olur. Ancak ondan çıkarını sağladığı müddetçe bu devam eder. Bu çıkar sonuçlanmadığı veya bir e, çıkmaz yola girdiği zaman o sevginin yani o karşısındaki insana beslediği sevginin yerini mutlaka başka bir insanla veya başka bir canlıyla doldurmaya başlar. Buradaki bizim e, kastetmek istediğimiz geçici bir sevgi ve bağlılıktır. لَكَ الْحَمْدُ Bu da insanın e, madde dünyasında yaşamasından ve maddeye bağımlılığından dolayı ortaya çıkar. Bir diğer sevgi ve bağlılık türü ise süreklilik kazandıran, devamlı hayatında yer edinen bir sevgi ve bağlılıktır. Buradaki kastımız yine insanın bir canlıya, bir e, insana veya bir eşyaya beslediği sevgi veya bunun da ötesinde e, yani maddenin de ötesinde manevi yolda, manada beslediği sevgi ve e, bağlılık da e, bu kısmın içine girer. Böyle bir sevgide insan bağlı olduğu ...sevgi beslediği, muhabbet duyduğu şeye karşı... ...hatta kendini feda edecek duruma kadar getirebilir. Çünkü onda oluşan bu sevgi bir çıkar... ...veya sırf en egolarını tatmin etmek üzere değil de... ...ona olan yakınlık, ondan kopmak istememek... ...yani gerçekten de onda e, yapısına uygun... ...ruhsal yapısına uygun e, bir şeyler gördüğü için onda bu bağlılık ve sevgi oluşur. Bu o hayatı devam ettiği sürece devam eder. Bağlılığı gittikçe artar ve hatta bu yolda dediğimiz gibi ondan kopmamak, onun sevgisine layık olmak için tüm hayatını, davranışlarını, düşüncelerini, söylemlerini ona uygun hale getirmeye çalışır. Hatta iş öyle bir noktaya varır ki canından malından ve her şeyinden vazgeçmeye kendisini ikna eder. Ancak bu ikinci e, tür sevgi yine kendi arasında ikiye ayrılır. Mümkündür bir insanın, e, bir kadının erkeğe veya bir erkeğin kadına veya bir annenin çocuğuna bir e, insanın eşine olan sevgisi sürekli artıp e, hatta onun uğruna canını verecek, tüm hayatını ona harcayacak şekilde şekillenebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bu sevginin nefsani olup olmadığıdır. Eğer bu sevgi ve bağlılık sırfen nefsani duygularla beslenip e, nefsani arzular peşinden gitme hedefinde olursa insan e, Gerçeği, saadeti ve hakikati bu sevgi ve bağlılıkta bulamaz. Hatta canını onun uğrunda feda etse bile, tüm hayatını onun için yeniden şekillendirse bile, sırf ondan kopmamak, ondan ayrılmamak, ayrı düşmemek adına tüm hayatını davranışlarını, hatta işini, gücünü, bulunduğu çevreyi değiştirse bile onda bir saadet, bir hakikat ve doğruluk e, bulunamayacak ve istediği hedefe ulaşamayacaktır ne yazık ki. Bizim kastımız buradaki ehl beyt sevgisi yani e, insanın ahlaki öğretilerine e, etki eden hatta yön veren, belirleyen, şekillendiren ehl beyt sevgisi bu ikinci kısmın gerçek yönüdür. Yani insan en başta sevgi duymaya başladığı, bağlılık kurmaya başladığı insanların kendi ruhsal hayatında hem, e, hem dünya hem de ahiret hayatında ona nasıl fayda sağlayacak? Onun saadet ve mutluluğunda, e, hedeflediği kemal yolunda ne gibi bir konuma sahip olduğunu e, aklıyla düşünmesi ve bir netice aldıktan sonra bu sevgi ve muhabbete, yani beslediği sevgi ve bağlılık hissine değer vermesi ve sonucunda O'nun peşinden, O'nun götürdüğü yerden gitmesi hesaplanacaktır. Ehlibeyt aleyhimusselam, biz Müslümanların peygamberin mirası olarak gördüğümüz İslami değer ve inançların, hatta e, İslami öğretilerin e, doğruluğu, yanlışlığı babında ölçüt olabilecek derecede insanlardır. İnançlarımız ve e, fıkıh alanında ameli noktada uyguladığımız e, eylemler ve ameller ne kadar doğru ve yerinde e, olduğunu bilmek istiyorsak eğer, bunu ehlibeyte Beyt'e müracaat ederek, e, Ehli Beyt'e dönerek, ...onlardan sorarak ancak elde edebiliriz. Peki bunun ahlaki boyutuyla alakası nedir? Bahsettiğimiz gibi insan... E, ...mutlaka hayatında bir şeylere bağlılık ve yakınlık hisseder. Bu bağlılık ve yakınlığın neticesinde sevgi oluşur. Bu sevgide ondan kopmama, ondan uzaklaşmama daima onunla olma gibi bir hissiyat oluşturur insanda. İnsanın ehlibeyti olan sevgisi, gerçekten kendi saadet, ruhsal ve manevi huzur ve hedeflediği kemal yolunda olursa, böyle bir sevgi ona hem saadet bahşedecek, hem de dünya hayatında ve ahiret hayatında da ona mutluluk ve huzur bahşedecektir. Peki insanın ehli beyti olan sevgisinin ölçütü nedir? Birçoklarımız yani hepimiz kendi aramızda e, konuşurken, onlardan bir şeyler naklederken onlara karşı sevgi duyduğumuzu, muhabbet beslediğimizi iddia ederiz veya söyleriz. Peki bunun bir ölçütü var mıdır yok mudur? Yani bizim davranışlarımızı etkileyecek, söylemlerimizi etkileyecek, ruhsal hallerimizi etkileyecek bir sevgi nasıl ve ne şekilde gerçekleşir, ehl beyte karşı. Bu bahsi gelecek dersimize bırakmak istiyorum. İnşallah gelecek dersimizde ehl beyte olan sevginin ve bağlılığın ölçütünün ne olduğunu ve insana nasıl değer kattığını anlatmaya çalışacağız. Şimdilik Allah'a emanet kalın, selametle kalın.